Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin milli muharip uçak sonrası Türkiye'ye teklif yapmak zorunda kaldığı ifade edildi. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki tarihi hamlelerini değerlendiren emekli kor general Erdoğan Karakuş, gelişmelerden bir hayli rahatsızlar. Ellerindeki kumandayı almamızdan korkuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, "Türkiye bizim çok iyi müttefikimizdir," diyor, dedi. Karakuş, "Bize F-35'leri vermeyip gelip F-16'yı vermek istiyorlar. Zaten vermek istedikleri yönünde teklif yaptılar." Amerika Birleşik Devletleri bu konuda gerçekten Türkiye'yi elinden kaçırmamak için MMO için motorlarını bile verdi. Mumu'daki motorlar F-16 motorları. Biz bu motorları ürettiğimizde radar görüntüsü az motor olacak. Bize verilen F-16 motorların görünürlüğü çok fazla, değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Yunanistan'la olan gerilimde Zaha'nın önemine işaret eden Karakuş, "Bizim Türk Silahlı Kuvvetlerinin en güçlü tarafı kara kuvvetleridir. Yunanistan ile çekişmeler devam ediyor. Bazı konular depremler vs. insanları yakınlaştırıyor. Ama Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı devam ediyor." Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'da Dedeağaç, havalimanı ve çevresindeki bölgeden araziler aldı ve orada çalışıyorlar. Her yere Amerika Birleşik Devletleri bayrağı çektiler. İleride Amerika Birleşik Devletleri'li üslerle karşı karşıya geleceğiz gibi duruyor. Bu Zaha o yüzden önemli. Belki denizden gidecek. Dedeağaç'ın arkasından dönecek. Belki Zaha ile adalara çıkarma yapacağız. ABD'liler Normandiya çıkarmasını yaparken tanklarla karaya çıktılar. Bu konu fevkalade önemlidir. Zaha o anlamda büyük önem arz ediyor, dedi.